TTK Masra Müessesesi'ne bağlı maden ocağının -320 kodunda 14 Ekim 2022 tarihinde 43 madencinin yaşamını yitirdiği gruzu patlamasına ağır yaralanan İzzet Ak, olay anında yaşananları anlattı. Kendisinin 350 kodunda ayak dibinde görev yaptığını ifade eden madenci Ak, patlamanın hemen öncesinde lağım tıkanmasını açmak için oradan ayrılmasının hayatını kurtardığını kaydetti. En son çok yüksek bir ses duyduğunu söyleyen Ak, olay öncesi ve anını şöyle anlattı. Ocağı işçilere gönderdik, tertipini verdim işlerin. Herkes yerine gönderdik. Arkasından biz gittik. Zaten bizim lağımlar devam ediyordu. Kömür almaya devam ediyorduk. O arada Erol dedi, böyle ben burayı kendim yapamıyorum dedi. Erol kardeşim, Erol bulduk. O da ben gibi kazalı. Dedi ben kendim burayı yapamıyorum, burayı bir adam gönder. Ben de amire söyledim. Amire dedim böyle böyle. Amire dedi zaten 3 tane gelmeyenimiz var. 3 tane gelmeyen olduğuna göre dedi, işçi açığımız var. Dedi orada sen yardıma git. Erol yanına. Erol dedim sen dedim, Cenab-ı Hak dedim bir şeyin var herhalde. Dedim burası tıkanmıyor. Amire dedi tıkanıyor dedi ya. Neyse ben valla 3 dakikam oldu, 5 dakikam oldu. Tıkandı, onu kaybettim. Onu kaybettikten sonra bir az bir şey sonra işte ya, öyle bir dakika olmadı. Bir ara bir bupluma geldi. Bupluma duydum. Duyduktan sonra zaten aradan 4,5 ay geçmiş. Ben yoğun bakımdayım. Hiçbir şey hatırlamıyorum. 4,5 ay. Kendime geldim. Ondan sonra 1,5 ay daha kaldım yoğun bakımda. Patlamada ağır yaralanan İzzet Ak, bir yıllık tedavi sürecinde 140 ameliyat geçirdi. 10 ameliyat daha olması gerektiğini anlatan İzzet Ak, 6 ay yoğun bakımda 2,5 ay serviste tedavi gördüm. 8,5 ay hastanede kaldım. Sağ gözüm görmüyor gibi bir şey, sol gözümde %40-50 oranında. 1 metre önümü göremiyorum, ellerimi kullanamıyorum. Eldiven eridiği için parmaklarım kilitlenmiş, bükülü kalmış. Sol ayağımda kırık var. Yatmaktan ayak kaslarım hasar görmüş. Yeni yeni kendine gelmiş, bastonla zorla yürüyorum dedi. Toplam 6 ay yoğun bakım şeyim geçti. 2,5 ay serviste kaldım orada. Toplam 8,5 ay hastanede kaldım. Sağ gözüm hiç görmüyor gibi bir şey. Sol gözümde %40, %50 ancak görüyor yani. Bir metre önümü göremiyorum. Ellerimi kullanamıyorum. Ellerim eldiven iridiği için parmaklarım kilitlenmiş, bükülü kalmış. Sol ayağımda kırık var. Yatmaktan ayak kaslarım irimiş komple. Sadece yeni kendine geliyor. Sadece yeni eşekten bastona yürüyebiliyorum. O da fazla gidemiyorum ancak evin içinde. Dışarıda gezemiyorum. Eşim olmasa, Allah razı olsun. Eşim olmasa işim kötü. Şu kulağım yapışmayanmış. Yanma esnasında. Ona da bir sıkıntım yok. Sadece gözlerim, ellerim, ayaklarım, sıkıntım orada. 140 operasyon geçirdiğimi söylemişti. Ondan Allah razı olsun Mısır Hoca'dan. Şu anda ellerimizden, 12. ayı da ellerimizden gideceğiz. Parmaklarımızdan gideceğiz 12. ayda. Bundan sonra ayaklarım var, gözlerim var. Yani tatil sürecimiz uzun. 3-4 senelik bir şeyimiz var. Daha bir 10 ameliyat gözüküyor gibi değil mi? Aşağı yukarı öyle. Tabii 10 ameliyat gözüküyor Allah'a şükür. Ama Allah büyük, Rabbim büyük. Aynı kazada kardeşini kaybeden ve kazadan aylar sonra kardeşinin ölümünü öğrenen İzzet Ak, yakını olarak kardeşimi kaybetmenin de üzüntüsündeyim. Soner Ak'ı kaybettik. Mekanı cennet olsun. O patlamanın asıl olduğu -320 kodundaydı. Ben -350 kodundaydım dedi. Yakın olarak kardeşim rahmetli, mekanı cennet olsun, kardeşim Soner Ak. Onu kaybettiniz. Onu kaybettiniz. O nerede çalışıyordu? Siz... Ben 350 kodundaydım, o 320 kodundaydı. Patlamanın asıl olduğu yer, 320 kod. Bizim de kurtulmamız şans üzeri diyebilirim yani. 350 kodundaydım ama ayak kısmı dedim. Bizim ayakta 17 kişi komple gitti. Mesai arkadaşı Erol Bulduk'la kendisinin şans eseri kurtulduğunu anlatan Ak, yakınlarında bulunan tüm arkadaşlarınınsa feci kazada öldüğünü anlattı. Yani oradan bir Erol Bulduk'la bir ben kurtuldum. Diğerleri hep gitti. Ayakta olsaydım ben gitmiştim. Çünkü ayakta 17 kişi dedim, 17 kişi kombiye gitti. Bizim 20 metre ilerimizdeki arkadaşımız vefat etti. Ya da bizim yanı başımızda 10 metre sağımıza, 5 metre solumuzdaki adamlar gitti. Allah rahmet eylesin hepsini. Ayak dibinde derken, ben ayak dibinde olsaydım giderdim. Beni Erol Bulduk'un yanına gelmem kurtardı. Ocakta mıydı? Ocaktaydık ama ben ayak dibindeydim. Ayak dibinde olsaydım gitmiştim.
Ben arkadaşım Erol Bulduk, Allah razı olsun, onun çağırmasıyla ben şu andaki durumdayım. Yani ona borçluyum yaşamamı.